Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda En'am suresinden devam edeceğiz. Bir sayfa okuyacağız. 102 ve 110. ayetler arası. Allahu Teala burada nice önemli gerçeği bize bildiriyor. Şöyle ki: "Zalikumullahu rabbukum." İşte Rabbiniz bütün bunları yapan zattır. Bu ayet-i kerime evveliyle alakalı. Allahu Teala'nın şu alemde özellikle gökten su indirip onunla rengarenk değişik şeyleri yaratması, bitkileri çıkarması, bu gibi tasarruflarına dikkat çekilmişti. Bütün bunları yapan işte Rabbiniz olan Allah'tır. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Haliku kulli şey, ve o her şeyin yaratıcısıdır. Fa'buduhu, madem öyledir artık sadece ve sadece ona ibadet ediniz. Yani bir insan Allah'ı kabul ettikten sonra başka şeye ibadet etmesi, başka şeyin önünde rüküye, secdeye varması aslında düşünülemez. Allah alemlerin yaratıcısıdır, her şeyin yaratıcısıdır ve böyle olunca ibadet de sadece ona yapılması gerekir. Ve huve ala kulli şeyin vekil, ve o her şeye vekildir. Yani nasıl ki biz bazen ihtiyacı olanların vekaletini alırız ve onlar namına bu şekilde tasarrufta bulunuruz. Allahu Teala bütün varlıkların vekili. Bütün varlıklar Allahu Teala'ya adeta dilekçe veriyorlar. Allahu Teala onların ihtiyacını görüyor ve ihtiyaçlarını veriyor. Kendimizden yola çıkarak diyebiliriz. Mesela insan vücudunda 100 trilyon hücre var deniliyor. Her bir hücrenin kendine göre istekleri var. Allah bizim vekilimiz ve o ihtiyaçlar gönderiliyor. Yoksa biz yerken içerken kendi keyfimize bakıyoruz. Ve hangi hücremize ne gönderilecek bunları bilmiyoruz. Ama Allahu Teala her bir hücreye ne lazımsa gönderiyor. Allah her şeyin vekili. İşte yeryüzündeki bitkilerin neye ihtiyacı varsa, yağmur mu gelecek gönderiliyor. Rüzgar mı estirilecek gönderiliyor. Sıcaklıklar ona göre mi olacak? Ona göre sıcaklıklar meydana geliyor. Allah her şeyin vekilidir. La tudrikuhul ebsar, gözler onu idrak edemez. Ve huve yudrikul ebsar, o ise gözleri idrak eder. Yani insanın bu gözü Allah'ı idrak edecek kapasitede değildir. Bırakın doğrudan Allah'ı idrak edebilmek, Allah'ın yarattığı güneşi bile bu göz tam idrak edemez. Mesela diyelim Temmuz ayının çok güneşli bir gününde öğle vakti başımızı yukarıya doğru çevirsek, güneşe baksak ne kadar bakabiliriz? 1-2 dakika. 1-2 dakika sonra gözümüz kamaşır ve bir şey görmez hale geliriz. Yani bu insanın gözü ve görmesi sınırlı. Allah'ın yarattığı güneşe bile bu insanın gözü doğrudan muhatap olamıyor. Böyle olunca Allahu Teala'nın zatını bizlerin idrak edebilmesi elbette ki düşünülemez. Bu noktada Cenab-ı Hak bir mevcudu meçhuldür. Bazıları bu ayeti kerimeyi Cenab-ı Hakk'ın rüyetinin olmayacağı, cennette ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmayacak, o anlamda bir delil olarak kullandıklarını da görürüz. Halbuki o ayrı, bu ayrıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmak, Cenab-ı Hakk'ı zatıyla ve künhüyle idrak edebilmek demek değildir. Ehli cennet rüyetullah'a muvaffak olacak ama yine Cenab-ı Hakk'ın zatını tam idrak edemeyecektir. Bunu böyle bilirsek meseleyi anlamak daha kolaylaşır. Ama Allahu Teala gözlerin idrak ettiğini de idrak eder. Gözlerin neleri gördüğünü de görür. Çünkü gözleri o yaratmıştır. Gözü yaratan zat elbette bu gözün nelere çevrildiğini, nelere baktığını da bilmektedir. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Vallahi latiftir, habirdir. Yani o her şeye nüfuz eder ve o her şeyden haberdardır. Mesela bir takım gözlükler var. O gözlüklerle bakıldığı zaman gece karanlığında da görülebiliyor. Hatta dağın arkası görülebiliyor. Demek ki bir şey maddeden ne derece uzaklaşırsa ve nura ne derece yaklaşırsa onun nüfuzu ve her şeye böyle muttali olabilmesi daha ziyade oluyor. Allahu Teala nurul envardır. Bütün nurlar ondan. O latiftir.
ve her şeye emri nafizdir, ilmi her şeyi kuşatmıştır. Böyle olunca Allah-u Teala elbette gözlerin gördüğünü de görür, gözlerin idrak ettiğini de bilir. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Muhakkak ki size Rabbinizden basiret nurları gelmiştir. Yani gözünüzü açacak, kalp gözünüzü açacak hakikatler size Rabbinizden gelmiştir. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ Kim bunları görse bunun faydası kendinedir. Bunları görmekle istifade eder. وَمَنْ عَمِيَ Kim de körlük yaparsa, görmezse فَعَلَيْهَ Bu da onun aleyhinedir. Yani Allah-u Teala basiretimizi açacak, kalp gözümüzü açacak, hak ve hakikatleri bize gösteriyor. Bunları gören kimse istifade etmiş olur. Ama kim bunlara göz yumsa, şu anda bizim görmemiz için bütün şartlar hazır ama gözümüzü kapattık. Gözümüzü kapattığımızda bir şey göremeyiz. Küfür bunun gibi. Küfür gerçeklere göz yummak. Ama gerçeklere gözümüzü açacak olursak o gerçeklerden istifade ederiz. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ Ey Peygamber! Onlara de ki ben sizin üzerinize bir koruyucu, bir gözetleyici değilim. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir uyarıcı olarak gönderildi. Hak ve hakikatleri tebliğ edici olarak gönderildi. Ama insanları zorla kabul ettirmekle mükellef değil. İnsanlar ister kabul ederler, isterse de reddederler. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ Ve biz böylece ayetleri çeviriyoruz, anlatıyoruz. وَلِيَقُولُ Bakalım şöyle diyecekler mi? دَرَسْتَ Yani sen bunları ders aldın diyecekler mi? Ve bunu demişler. Allah-u Teala peygamberimize vahiyle nice gerçekleri bildiriyor. Ama Kur'an'a muhatap olan insanların bir kısmı diyorlar ki sen bunları falandan öğrendin. İşte falanca kimseyle görüştün, onları öğrendin. Günümüzde de müsteşrik tabir edilen oryantalistler, yani doğu bilimcileri, bunlar Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş olduğu şeyleri bazılarından öğrendiği tarzında iftira olarak söylüyorlar. İşte bir köleden bunları öğrendi veya Şam seyahati esnasında Şam'a giderken rahip Bahira'dan öğrendi gibi bu gibi şeyler söylüyorlar. Bunlar tabii tutarsız şeyler. Yani şayet bu bilgiler böyle bir insandan gelmişse böyle birisi ne diye bunları peygamberimize versin? Niye kendisi bunları doğrudan anlatmasın? Kaldı ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl boyunca o insanlarla beraber oldu ve hiç kimse onun bu manada bir yerden ders aldığını görmüş de değil. Ve Kur'an'ın üslubuna aşina olan birisi Kur'an'ı okuduğunda bu üslubun beşeri değil ilahi olduğunu zaten görecektir. Bu hakikatler doğrudan doğruya vahiy yoluyla peygamberimize ilka edilmiştir. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Ve biz bunları bilen bir kavim için, ilimden anlayan bir kavim için beyan etmekteyiz. اِتَّبِعَ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Rabbinden vahiyle sana ne bildirilmişse bunlara tabi ol. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Ve a'rid anil müşrikin. Ve müşriklerden de yüz çevir. Yani müşriklere iltifat etme. Onlardan yüz çevir. Ve lev şâallâhu mâ eşrakû. Şayet Allah dilese onlar şirk koşamazlardı. Burada ince bir nokta var. Yani elbette hüküm böyle. Allah dileseydi hiçbir müşrik olmazdı. Bütün o müşrikler muvahhid olur, tek Allah'a inanırlardı. Kafir diye bir zümre olmazdı, hepsi Allah'a inanırdı. Peki neden bunlara müsaade edildi? Bunun net bir cevabı var. Allah insanları yeryüzünde imtihan ediyor. İmtihan olduğundan dolayı dileyen iman ediyor, dileyen kafir oluyor. Dileyen tek Allah'ı kabul ediyor, dileyen Allah ile beraber başka ilahları da sanki birer hak ilahmış gibi kabul ediyor ve onlara inanıyor. Bu demek ki bir imtihan. İnsanlar bu noktada serbest bırakılmışlar. Dileyen iman yolunu, dileyen küfür yolunu tercih ediyor. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يزًا Biz seni onların üzerine
bir koruyucu, bir gözetleyici olarak göndermedik. Seni bu şekilde kılmadık. Ve mâ ente aleyhim bi vekil ve sen onların vekili de değilsin. Yani herkes kendi yaptığından mesuldür ve onlar iman etmiyor diye peygamberimiz sorumlu olacak değildir. Peygambere düşen tebliğdir. Veya peygamber yolunda giden kimselere düşen yine tebliğdir. Ve la tesubbu allazina yed'una min dunillah. Allah'tan başkasını çağıranlara sövmeyin. Kötü söz söylemeyin. Fe yesubbullaha, yoksa onlar da Allah'a kötü söz söylerler. Adven, böyle haddi tecavüz ederek, bi gayri ilm ve bir ilme dayanmaksızın onlar da böyle yapar. Burada bize bir ölçü veriliyor. Yani ehli iman bir takım putlara tapanları görüyor ama onların aleyhinde kötü söz söylemek, onlara böyle haşa putlarına küfretmek tarzında bir durum bir Müslümana yakışmadığı ayette ifade ediliyor. Yani Müslüman karanlıklarla uğraşmaz. Kahrolsun karanlık demek yerine işte aydınlık der, doğrudan nuru ve gerçeği gösterir. Eğer doğrudan onların putlarıyla, putlaştırdıkları şeylerle uğraşılacak olursa, onlar da zaten dengeleri yok, belli ölçüleri yok. Onlar da bu defa tutarlar, Allah hakkında ileri geri konuşurlar. Dini değerlerle ilgili aleyhte konuşurlar ve dini değerlere saldırırlar. Buna sebebiyet vermemek lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ o surede Allah-u Teala peygamberimize şunu da söylüyor. De ki لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّدِنْ yani benim dinim size, benim dinim bana, sizin dininiz de size. Ve burada bir nevi yani siz kendiniz nasıl kabul ediyorsanız madem ısrarcısınız o yolda gidin ama benim dinime de karışmayın. Böyle bir nokta bildirilmiş oluyor. Günümüz şartlarında Müslümanların bulundukları toplumlarda başkaları da var. Başka topluluklar da var. Bir kısmı kitaplı, bir kısmı kitapsız. Değişik dinlere mensup olanlar var. Doğrudan onların tanrılarıyla, onların ilah kabul ettikleri şeylerle uğraşmanın, onlara aleyhte söz söyleyecek şekilde meşgul olmanın bir anlamı yok. Bunun yerine doğrudan din tebliğ edilmeli. Din müsbet bir manada anlatılmalı. Bunun neticesinde kabul ederler veya etmezler, bu onların bileceği bir şey. Ama doğrudan tanrılarına laf atacak şekilde bir metot, Kur'an'ı bir metot değildir, Rabbani bir metot değildir. Ve bu onların İslam'a saldırmasına da bir vesile olabilecektir. Buna meydan ve fırsat verilmemesi lazım. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ ve böylece biz her ümmete yaptıkları ameli süslü kıldık. Hani derler ya küllünnes radın anaklihi, bütün insanlar aklından razıdır. Herkes kendi aklını beğenir. Herhalde din noktasında da herkes kendi dinini beğeniyor. Mesela Hazreti Ömer anlatıyor. Diyor ki İslam öncesinde biz kendi ellerimizle putlar yapardık. Bu putların bir kısmını hamurdan yapardık. Yolda giderken onlara tapardık. Acıktığımız zaman da onları yerdik. Aslında bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama Hazreti Ömer gibi bir insan bile böyle bir yolda gitmiş. Demek ki o hayatın içindeyken daha böyle normal gibi geliyor. Ve süslü geliyor. Şeytan herkese böyle kendi amelini süslü gösteriyor. Her ümmete batıl yollarını şeytan süslü gösteriyor. ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجُعُهُمْ sonra dönüşleri Rableri nedir? فَيُنَبِّئُهُمْ ve Allah onlara haber verir. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ onların yapmış oldukları amelleri haber verir. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيمَانِهِمْ onlar olanca güçleriyle şuna yemin ettiler. لَاِنْ جَاءَتْهُمْ اَيَهْ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا kendilerine bir ayet geldiğinde muhakkak ki iman edeceklerini bütün güçleriyle söylediler. Yeminlerle söylediler. قُلْ sen de ki اِنَّمَا الْآيَاتُ اِنْدَ اللّٰهِ ayetler Allah katındadır. Burada ayet, olağanüstü şeyler, bu anlamda mucize gibi şeylere de verilen bir isim. Yani Peygamberimizden ayet talebinde bulunuyorlar. Bize bir mucize göster de inanalım diyorlar. Cenab-ı Hak ayetler Allah katındadır. Sen böyle söyle diyor. وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ
Ama o ayetler gelse bile onlar yine iman etmezler. İman etmeyecekler. Bunu da bilin. Allah-u Teala buna dikkat çekiyor. Nitekim Peygamberimizin bir parmağının işaretiyle ayı ikiye bölmesi, böyle bir olayı gören kimseler şunu demişler. Sen bize büyü yaptın. Ama başka yerdekiler görmüşlerse o zaman inanabiliriz demişler. Başka yerdekilere soruyorlar. Onlar da gördüklerini söyleyince yine inanmıyorlar ve diyorlar ki Ebu Talib'in yetiminin sihri artık semaya da tesir etti. Ve bunu tamamen bir sihir olarak görüyorlar, öyle değerlendiriyorlar. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ Ve biz onların kalplerini, gözlerini çeviririz. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ Ona iman etmedikleri gibi اَوَّلَ مَرَّ Daha önce. Yani daha önce iman etmediler. Kendilerine böyle bir mucize gelse, ilahi ayetler, harika şeyler doğrudan kendilerine verilse, onların kalpleri, gözleri çevrilir. Yine de buna iman etmezler. وَنَذَرُهُمْ فِي تُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Ve biz onları tuğyanları içerisinde bu şekilde bırakırız. Yani şaşkın, mütehayyir, mütereddit bir şekilde onları azgınlıkları içerisinde terk ederiz. Demek ki iman etmek istemeyen bir kimse ne kadar ayetler de görse yine iman etmez. Gökteki ayın peygamberin elinin işaretiyle parçalandığını görse bunu bir sihir olarak görür, değerlendirir. Veya Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın kavmiyle olan durumu anlatılırken Hazreti Musa'nın kavmi aslında çok ayetler görüyorlar. Asasının bir yılan haline çevrilmesi, o asayı taşa vurduğunda taştan 12 göze şeklinde su çıkması, Kızıldeniz'e vurduğunda denizin yarılması, daha bunun gibi nice şeyler. Kendileri Hazreti Musa'nın kavmi çöldeyken gökten kudret elvası bıldırcın eti inmesi, bu gibi şeyleri görüyorlar ama bakıyorsunuz ki yine de iman etmiyorlar. Yani görmek istemeyen kadar kör bir insan yoktur. Duymak istemeyen kadar da sağır bir kimse yoktur. Bir kimse gözünü kapatmışsa ona bir şey gösteremezsiniz. Kulaklarını tıkamışsa ona bir şeyi duyuramazsınız. Ve anlatan kimse velev insanların en fasihi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da olsa, eğer bunun muhatabı Ebu Cehil'se, Ebu Leheb'se, o zihniyette kimselerse onlar yine iman etmeyeceklerdir. Onlar hak ve hakikati kabul etmeyeceklerdir. Bu noktada pek çok ayetlerde dikkat çekildiği üzere Allah-u Teala peygamberimize şunu nazara veriyor. Sana düşen ancak bir tebliğdir. İlla kabul ettirmek değil. Sen onlara vekil değilsin. Sen onlara bekçi olarak gönderilmedin. Sen zorla onlara bunu kabul ettirecek değilsin. Bu mealde pek çok ayetler var. Günümüzde de bir kısım insanlar Allah'ın dinini kabul etmemek için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Ve bunlar doğrudan doğruya Allah'ın ayetlerine muhatap oldukları halde ilmi gelişmeler, teknolojik gelişmeler aslında Allah'ın varlığını bize daha iyi günümüzde gösterdiği halde kabul etmek istemeyen yine kabul etmez. Allah-u Teala biz onlara ayetlerimizi hem afakta hem kendi nefislerinde göstereceğiz diyor. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Biz onlara ayetlerimizi hem dış dünyada hem kendi nefislerinde göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak ve böylece hak kendilerine tebeyyün edecek, gerçekleri görecekler. Ama ilahi ayetler afak ve enfüste gösterilmekle beraber yine de iman etmeyen etmiyor. Mesela tıp ilmini düşünelim. Tıp ilmi insan vücudunu inceliyor ve insan vücudunun ne kadar harika olduğunu artık günümüzde biliyoruz. Bir insan eğer iyi bir resim eğitimi almamışsa düzgün bir insan resmi yapamaz. Ve o resmi yapan var ama kendini yaratan yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Resmi ben yaptım diyor ama bu insanın yaratılışını tabiatın tesadüfün eseri olarak görebiliyor. Ve bu kimse tıpta profesör de olabilir. İnsan vücudunu sizden bizden çok daha iyi bilebilir. Ama buna rağmen kabul etmek istemeyen bu kimse o kadar ilahi ayetleri gördüğü halde yine de kabul etmez. Ve günümüzde ilahi ayetler
Daha değişik şekillerde de yine kendini gösterir. Mesela diyelim bir aile arabalarına bindiler, gidiyorlar ama diyelim bir kaza oldu, virajı alamadılar, uçuruma yuvarlandılar. 10 takla 20 takla attı araba, epey aşağılara doğru yuvarlandılar. Arabanın her tarafı yamuldu, her tarafı eğri büğrü hale geldi. Ama bakıyorsunuz ki o ailenin bütün fertleri tamamen böyle korunmuş vaziyette sapasağlam oradan çıkabiliyorlar. Görebilenler için bu da ayettir ama kabul etmek istemeyen yine bunları da kabul etmez. Cenab-ı Hak hepimize ilahi ayetleri iyi bir şekilde anlamayı ve değerlendirmeyi nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.